Merhaba arkadaşlar. Shoin'in kasklarını tanıtacağım bugün size. Shoin'in 4 tane kaskı var önümüzde. Shoei GT-R, Shoei NX-R, Shoei Neotech ve Shoei Q-Vest. Shoei Neotech çene açılır bir kask ve güneş vizörlü bir kasktır. Çene pedleri yıkanır, çıkartılabilir ve tekrar takılabilir özelliktedir. Hava kanalları çok iyidir. Shoei GT-R de güneş vizörlü bir kasktır ve çene pedi vardır. İç kanallarından havayı çok iyi emer ve çok iyi dışarı atar. Shoei Neotech aynı zamanda çene açılır bir kasktır. Çenesi açılır bir kask tercih etmek isteyenler onu kullanabilir. Fakat diğerlerinden daha güvensizdir. Bunu söyleyebilirim. Shoei NX-R'da ise herhangi bir güneş vizörü yok. Çene pedi de yoktur. Fakat bağlantısı Double D'dir. Double D ring bağlantıdır. Bu MotoGP'de kullanılan en sağlam bağlantı olarak seçilmiştir. Ve hep o kullanılır. Tabii bununla aynı özellikleri taşıyan ve yeni gelen Shoei'nin Q-Vest kaskı var. Bu kasta Double D bir bağlantıya sahip. Bunun da çene pedleri çıkartılıp yıkanabilir ve tekrar takılabilirdir. En nefes alan kasklardan bir tanesidir. Tabii Double D bir bağlantıya sahip olması da önemli bir özellik. Dediğim gibi MotoGP'de en güvenli bağlantı olarak bu kullanılıyor. Kazalarda, çarpmalarda kafanızdan çıkmasını engelliyor. Hemen arka tarafını göstereyim. Özellikle Q-Vest'in arka tarafını göstereyim. Arkasında çok iyi bir hava atma kanalı var ve ufak olsa da bir spoiler var. Bu sarsıntı ve rüzgardaki dalgalanmaları engellemek için yapılmış. Ve Q-Vest'in yanında şurasında bir kilit sistemi var. Bu kilit sistemiyle kapatabiliyorsunuz ve rüzgarda kesinlikle açılmasını engellemiş oluyorsunuz. Açtığınız zaman da kilit sistemini rahatlıkla açabiliyorsunuz. Ve Q-Vest'in önemli özelliği birkaç farklı açma ve kapama kademelerinin olması. Bunu da görebiliyorsunuz. Ön tarafındaki havalandırmaları gayet büyük ve yüksek şekilde yüksek hava alabilmesi için yapılmış. Shoei'nin Neotech'i ise dediğim gibi çene açılır bir model. Bu çene açılır modellerde biliyorsunuz hani ne kadar sağlam olsa da çene açılma riski var her zaman. Bunda bir kilit mekanizması yok. O yüzden hani yüksek hızlarda açılıp açılmamasını tamamen tesadüfe bağlı. Ama bir güneş vizörü var. Güneş vizörlü isteyenler için bu iyi bir seçenek olabilir. Ve çene pedi var. Bağlantısı mikrometriktir. Shoei NX-R Double D bir bağlantıya sahip. Ve çene pedi, burun pedi yok ama havalandırması en iyi kasklardan bir tanesidir. Hava dağılımını en iyi şekilde yapıp hem camınızın buharlanmasını engelleyecek hem de çok iyi bir arka havalandırması olduğu için havayı rahatça dışarı atacaktır. Ayrıca gördüğünüz gibi spoiler sarsılmasını engelleyecektir. Bu da uygun kasklardan bir tanesi. Shoei GT-R ise yeni desen ve renkleriyle mağazamızda birçok çeşidi var. Yeni farklı renkleri var. Tabii bu tek renk değil. Bir büyük bir çene pedine sahip. Bu da rüzgarda sizi koruyacaktır. Aynı zamanda EPS sistemine sahip. Bunlar da kaza anında çekip kaskın kafanızdan daha rahat çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda mikrometrik bir bağlantıya sahip. Ve özel mikrometrik bir bağlantıya sahip. Boyun pedleri de boyunuzu tamamen saracaktır. Herhangi bir şekilde içine rüzgar almayacaktır. Ama bu tamamen rüzgar almayacak demek değildir. Yeni desen ve renk çeşitleriyle mağazamızda var. Çok iyi bir spoiler'a sahip arka tarafında. Aynı zamanda havalandırma kanallarına sahip ve üst havalandırma kanallarını görüyorsunuz burada. Yeterince büyük ve iyi düşünülmüş. Aynı zamanda çok iyi hava alabilen ve çok iyi hava atabilen bir kask. Kanalımıza üye olmayı unutmayın. Daha çok tanıtım, daha çok video ve daha çok seçenek için mağazamızı ziyaret edin. www.motosikletaksesuarları.com'a girip değişik seçenekler, değişik ölçüler ve değişik kask seçeneklerine bakın. Hepinize iyi sürüşler.